fazla durulmayan bir konu üzerinde sohbetimiz olacak. Türkiye ile Japonya'nın tarihinde çok kesişen ve özdeşleşen noktalar vardır. Yani mesela yabancı öğrencilerin ilk yurt dışına gönderilmesi aşağı yukarı aynı dönemlere rastlar. Hatta biz tarihçiler deriz ki bizim gönderdiklerimiz siyasetçi olarak döndü. Japonların gönderdikleri Japonya'yı kalkındıracak elemanlar olarak döndü deriz. Tabii bu Japonya'nın belli bir dönem kendi içine kapanıp kendisinde milli kültürünü zenginleştirdiği dönemin dışında açılmaya başladığı süreç içerisinde ilgi duyduğu alanlardan birisi hiç kuşkusuz ki en yakın olan Asya kıtasıydı. Ve Asya kıtası içerisinde de rakibi pozisyonunda olan hep Çin'di. Çin'i kendisine rakip gören bir devlet hiç kuşkusuz ki düşmanımın düşmanı benim dostumdur prensibinden hareketle Çin'in yakınındaki ve Çin'in muhatabı durumundaki olan toplulukları da yakından inceleme durumunda kalıyordu. Bu yüzden de bakıyorsunuz ki Japonya'nın Türk dünyasına yönelik özel bir ilgisi var. Bunu mesela genellikle Türk dünyası ile ilgili araştırmalar yapılırken eğer bu bir devletler bazında ilişkiler kurulacaksa oranın ekonomik, iktisadi yapıları belki çok daha dikkat çeker. Ama ben ilk karşılaştığım şey Komatsu'nun Abdurrahim Fıtrat'ın münazarasını incelemeye aldığında yani Orta Asya'daki Türkçülük hareketlerini bir Japon araştırmacı Orta Asya'da Türkçülük hareketlerini incelemeye alınca bir Japon'a niye ilgilendirir ki acaba Orta Asya'daki Türkçülük hareketi diye düşündüm. Sonra bir baktım Massam Arai'yi daha da ileriye götürdü. Sadece Orta Asya'daki Türkçülük hareketiyle kalmadı. Osmanlı'daki Türkçülük hareketlerini de yakından inceleyen ve ortaya da oldukça güzel bir eser çıkardı. Ve Japonların yani Türk dünyasına ve İslam dünyasına özel bir ilgi duyduklarını gördüm. Ki bu Türkoloji ilmini ilim dalından ziyade siyasi bir alan olarak kullanıldığı devletler tarafından çok bilinir. Yani Rusya'nın Türkolojide ileri olması, Almanya'nın Türkolojide ileri olmasının altında yatan temel sahip Türk dünyasına yönelik projeleri siyasal alana taşımak üzeredir. Japonya'nın da onlardan geri kalmadığını görüyoruz. Ama ne yazık ki Türkiye'deki bütün milliyetçi camianın yaptığı çalışmalarda olsun, diğer ilmi araştırmalarda olsun, Rusya, Almanya, İngiltere, Amerika gibi ülkelerin, Çin gibi ülkelerin Türkistan coğrafyasına olan ilgilerine dair çalışmalar vardır. Ama Japonya ve Kore gibi, ki Kore'nin de çok ilgi duyduğunu biliyorum, bu gibi ülkelerin Orta Asya'daki faaliyetler üzerinde incelemelerine pek rastlamayız. Sağ olsun Türkiye'de bu konuda çalışan uzman bir arkadaşımız var. Bugünkü konuşmacımız Ertan Bey. Bu konularda ciddi araştırmaları var. Biz de kıyıda köşede kalmış bu konuyu ondan dinlemek için bugün buraya toplandık. Ben hocamı kürsüye davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Öncelikle hem beni davet ettiğiniz için hem de bu soğuk ve yağmurlu Ankara akşamında diyelim dinlemeye geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben kısaca kendimi tanıtayım. 1968 Ağrı doğumluyum. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Japon Dili ve Edebiyatı'nın ilk mezunuyum. Daha sonra yüksek lisans ve doktora çalışmalarımı Hacettepe Üniversitesi Genel Türk Tarihi Bölümü'nde 2006 yılında bitirdim. 2006 yılında savunmuş olduğum Hanistan izinden büyük Asyacılığa, Osmanlı İmparatorluğu, Japonya ve Orta Asya adlı tezim Ötüken tarafından basıldı. Ve Türk Ocakları'nın benim için büyük bir mutluluktur. Doktora dalında teşvik bölümüne layık görülmüştü. Genel olarak ülkemizde biz Japonları çok seviyoruz. Ve bu sevginin de aslında karşılıklı olduğunu düşünüyoruz. Ben naçizane her yerde elimden geldiği kadar aslında bunun platonik bir aşk olduğunu, Türklerin
Japonya'ya çok büyük teveccüh gösterdiğini, çok sevdiğini ama aynı şekilde Japonların bize karşı aynı hislerle ya da aynı bilgiyle diyelim yaklaşmadığını söylüyorum. Yaklaşık 4-4,5 sene toplamda Japonya'da yaşadım. Akademisyenlikten evvel Türkiye'de bir Toyota firması kurulunda orada çalışmıştım idareci olarak. Bir miktar iş hayatım içinde oldum. Daha sonra 2-2,5 sene kadar akademik dünyada orada akademik dünyada bulundum. Onun için yani halkın değişik katmanlarıyla iletişim içinde olduğum için bunları doğrudan bir bilgi olarak sizlere aktarabiliyorum. Şimdi mesela genelde konuştuğumuzda işte Barış Manço'dan bahsederiz. İşte değil mi? Barış Manço, Japonlar çok sever, çok bilir. Böyle bir şey yok. Barış Manço orada bir Budist tarikatın davetlisi olarak gitti. Onların da Soka Gakkai diye bir Budist tarikattır. Dünyada 3-4 tane üniversiteleri var. İşte Türkiye'de de bir üniversite açıp kendi işte tarikatımızı, Budizmi Türkiye'de de verebiliriz diye. Efendim işte Türk kültürüyle Japon kültürü çok benzer. Türklerle Japonlar birbirine çok benzer. Bunun da çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bunu söylerken ileri sürdüğümüz argümanlar diyelim, Türkler de ayakkabılarını dışarıda çıkarıyor, Japonlar da dışarı çıkarıyor. Yani sahne hani bayağı da işte araştırdık, baktık ama 7 milyar nüfusun neredeyse hani 500 milyonu hadi çıkaralım, hadi 1 milyar. Geri kalan 6 milyarın zaten ayakkabıyla eve hani girmesi mümkün değil. İşte Türkler yere oturur, Japonlar da yere oturur. Yani 1,5 Çinliler 1,5 milyar Hintlilerin de nüfusunun neredeyse tamamen aynı şekilde. Yani söylenen argümanlar, evet bir Ural Altay teorisi vardı malumunuz. Daha sonra işte bu biraz kalktı, daha ziyade Altay teorisine döndü. Evet, bunda bir gerçeklik var. Bir proto Altay dönemi vardıysa burada bir ilişki olduğu şüphesiz ortada. Fakat dilden verilen argümanlar da çok doğru değil. İşte efendim, tabii burada esas meselemiz maalesef Japonya ile ilgili konularda şu anda piyasada gördüğümüz kitapların büyükçe bir çoğunluğu Japonya'yı bilmeyen ya da Japonca bilmeyen, Japonya'yı belki de görmemiş ya da işte çok kısa süre görmüş alan uzmanı olmayan bazı akademisyenlerin de kitapları var. Ve bunların içinde tabii kavram kargaşası çıkıyor. İşte mesela Nagoya diye Japonya'da bir şehir var, Nogai diye Türkler var, demek ki Japonlar Türktür. Yani bu mantıkla Türkler ve Japonlar arasında bir akrabalık. Uzatmayayım, burada benim itirazım şu. Bu tip yaklaşımlar ülkemizde gereksiz bir Japon hayranlığı ve sempatisi uyandırıyor. Yani Japonlar 10 milyon dolar para verse Türkiye'de kendi programlarını yaptıramazlar. Ama bu şekilde çok kolaylıkla yapılabiliyor. Ve hani demin de arz ettiğim gibi Japonlarla daha Türkleri, Japonların Türklere teveccühü ağırlıklı olarak siyasi ve ekonomik. Yoksa bir Pakistan'da ya da ne bileyim hadi Türk halkı olmasından dolayı belki yani Azerbaycan'da bizim tartışılmaz dostumuz ya da Pakistan'da aramızda bir sempati var İslamiyet'ten, tarihi geçmişten dolayı. Ama Japonya'da böyle bir şeyimiz de yok zaten. Ve biz gereği o kadar fazla Japonlara hani sürekli güler yüzlerinden dolayı ki bu aslında bir nasıl söyleyeyim samuray tavrıdır. Gülerek düşmanınıza yaklaştığınızda düşmanınız sizin ona saldıracağınızı anlamaz. Onun için hep güler, bu bir maskedir aslında. Fakat biz bize gülümsediği için bizim kültürümüzde biz öfkemizi ve sevgimizi çok belli ederiz. Her yönüyle öfkelenmişsek öfkeliyizdir, seviyorsak seviyoruzdur. Ve bu yüzümüzden belli olur ama Japonlarda bu belli olmaz. Bu tabii ki 1000 yıllık, 2000 yıllık Japon kültürünün tarih içerisinde şekillenmiş bir olay. Demeye çalıştığımız tamamen dış görünüş itibariyle Japonlara bir sempatimiz var. Mesela bunu da belirtmek isterim. Her yere şimdi Doktor Miyazaki parkları açılıyor. İşte hastanelere ismi veriliyor. Wuhan'da hayatını kaybeden doktor. Şimdi bu doktor tıp doktoru değil. Bu beyefendi rahmetli toprağı bol olsun. Bu bir makine mühendisi. İstihbarat teorisine göre malum üzere istihbaratın %80'i %85'i açık istihbarattır. Ne demek? Radyo, televizyon, gazete, konuştuğunuz, gezdiğiniz, gördüğünüz. Şimdi bu AAR diye bir sivil toplum kuruluşu bu kuruluş. Bu Japon Bey'in bağlı olduğu yer. Ve görev aldıkları yerlere baktığımızda hep bölünmüş yerler ya da iç savaşın yaşandığı yerler. Çünkü Allah vermesin bir felaket olduğunda siz oraya istediğiniz kadar görevinizi, adamınızı hiçbir takibata maruz kalmadan gönderir ve saha çalışması yapmasına hiçbir problem olmaz.
Yani bu tip şeyler, evet anlıyorum, bizim de siyaset belirleyicilerimiz bu tip işte şeylerden bir yumuşaklık, bir dostluk havası çıkararak hani bunun üzerine bir şey inşa etmeye çalışıyorlar ama ben yine de eğer temel sağlam olmazsa inşaatın ileride çökeceğini düşünüyorum. Onun için de bunlara dikkat edip Türk milletinin de uyanık olması gerektiğini düşünüyorum. Japonya'nın Türklere ve Türk dünyasına iltifatı aslında dediğim gibi ekonomik siyasi temeller üzerine kurulduğu gibi hocamın da belirttiği gibi aslında ihtiyaçla da ilgili. Hocam güzel söyledi, dostumun düşmanımın düşmanı benim dostumdur mantığından yola çıkarak bu doğru bir tespit. Konuyu detaylandırmadan evvel izin verirseniz şeyi söylemek isterim ilk başta. Türkler Japonları ya da Türk dünyası Japonya ilk defa ne zaman, hangi kaynaktan, nasıl duydu ve Japonlar Türkleri ilk defa ne zaman, nereden tanıdı ve bildi? Bu arada buna geçmeden evvel bir şeyi de belirtmek istiyorum. Hocam yine çok güzel bir noktaya değindi. İşte Batı oryantalizmi diyelim. Sürekli kazanımları var. Çünkü bizi bizden belki daha ediyorlar. Ama bizde bunun sebebi galiba onlar kadar oryantalist çıkartmamak. Yani Batı biliminin onların doğuyu bildiği kadar bilen uzmanlarımızın olmaması galiba. Burada tabii yine Türk Akademisi'nin ve bizlerindir. Bizler çalışmalıyız ve adam yetiştirmeliyiz. Şimdi malum üzere medeniyet, kültür, her şey doğuda, yani güneş de doğudan doğdu gibi her şey doğuda. Eğer sayacak olursak kadim kültürü Çin. Çin kültürü Türk kültürünün çok etkisinde, diniyle, Budizm'de dahil olmak üzere biliyorsunuz Tibet üzerinden, Türk ve Tibet kavimleri üzerinden de bize Çin'e girdi. Bildiğimizin aksine. Bunu da ben söylemiyorum. Bunu Çinli bir alim, Doğu Türkistan'da, Turfan'da yapılan bir sempozyumda çok ciddi bir bilgi olarak sundu. Onun haricinde Hindistan. Bilenler görecek Taj Mahal'ından Deryesine, Ahmet Kalesi'nden Türk kültürünün ki tarihine eski medeniyetlerini sayıyoruz. Dikkatinizi çekiyorum. Türklerin var olduğu, yaşadığı ve kültürel miras bıraktığı yerler. İran, nüfusunun ne kadarının Türk olduğunu söylememe gerek yok. Dilindeki bu kadar çok Türkçe kelimenin hani bir anlamı olmalı. Mısır, daha Türkiye'den benzer mi? Devlet-i Türkiye, Mısır'a adı Avrupalılar tarafından, Türk kültürünün Anadolu'ya gelmezden evvel belki inşa olduğu yerlerden bir tanesi. Arz etmeye çalıştığım Batı'ların ilgi gösteren medeniyet, zenginlik merkezlerinin hepsi aslında Türk kültürünün de Türk kültüründen de beslenmiş, kaynak almış yerler olduğu için zannediyorum Batı'lılar hem her türlü maddi kaynak hem insanlığa dair ne varsa bu doğan topraklara ayrı bir ilgi gösterip öğrenmeye çalışıyorlar. Batılıların da, Japonların da Türkçe öğrenmesinin bir sebebi aslında budur. İşte Pakistan'a gittiğinizde dili bile Urduca diyoruz değil mi? Urduca benim bildiğim kadarıyla ordu dili demek. Çünkü Türkler oraya ele geçirdikten sonra bütün nüfus Türk değil. O birleştirip ordu kuracak. Bir dil kuruyor, orduyu bir arada tutmak için Urdu dili oluyor vesaire vesaire. Şimdi dediğim gibi Türk dünyasının ya da hani sadece Türk-Japon ilişkileri deyince ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni değil aynı zamanda Türk dünyasını da işin içine katıyorum. Çünkü katmamız gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü birbiriyle bağlantılı hakikaten bu ilişkiler. Ama biz ilk defa Japonya adına Türk dünyası da Türkler nereden duydu ya da biliyor dersek ilk defa Kaşgar'dan Liman Yuga Türk'ü ile dünya haritasının 7 numarasında Japonya'nın var olduğu söyleniyor. Şurada şöyle diyoruz söyleniyor diye. Çünkü Japarga ya da Çaparga olarak tercüme edebileceğimiz şekilde Uygurca yazılmış. Tabii bu Japonya'yı çağrıştıran bir seslendirme olmakla beraber bu problem, bunu henüz çözemedim. Çözenin de var olduğunu bilmiyorum. Çünkü o dönem Japonya'nın adı Japonya değildi. Ama o zaman neden Japonya'ya benzer bir kelime kullandı Kaşgar'da? O zaman bilmiyorum. Yani Çaparga da Japarga, Japonya'yı andırır bir kelime ama o dönemki ülkenin adı Yamato'ydu. Çincesi Rıbbın'dı. Yani bu ilginç bir şey. Yani Batılılardan evvel Japonya'ya ilk defa Japonya'yı çağrıştıracak bir ismi bu manada 11. yüzyılda diyelim Kaşgarlı Mahmut kullanmış. Fakat bu şüphesiz Türk dünyasını Japonya'dan haberdar olmanına gelmiyor. Zaten Liman'da da Kaşgarlı, işte Çin Denizi'nin doğusunda Japarga diye bir devlet var. Ama dilleri bizim için malum değildir diye bilgi vererek geçiyor. Bunun haricinde takip eden dönemde özellikle Osmanlı döneminde tarih kitaplarında, atlaslarda, coğrafya kitaplarında 15. yüzyıldan itibaren Japonya ile ilgili bilgiler olduğunu görüyor olmakla beraber şüphesiz bunlar Türk alimlerin ya da seyyahların vesairenin giderek kendi gözleriyle görerek aktardıkları kayıtlar olmasa gerek. Daha ziyade Arap ve İslam kaynaklarında
daha ben işte Arap coğrafyacıların ya da Arap tüccarların anlattıkları ya da çizdiklerine göre yapılan çalışmalar Osmanlı döneminde kitaplarda yer almış. Peki o zaman Japonlar ilk defa Türkleri nerede tanıdı diyecek olursak, çok kısaca şey de belirtmem gerekiyor. Japonya 17. yüzyılın başında 1600 yani ilk çeyreğinde diyelim 1630'lardan itibaren ülkeye bütün yabancıların giriş ve çıkışını yasakladı. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi ülkedeki misyonerlik faaliyetleriydi. Çünkü 16. yüzyılda ilk yarısında 1542'de Hristiyan misyonerler Japonya'ya geldikten sonra yavaş yavaş ülkede Müslüman Hristiyanlığın artmaya başladığını görüyoruz. Tabii biz Japon İmparatorluğu, Japon İmparatorluğu diyoruz ama o dönemki Japonya'da, bugünümüzdeki Japonya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin hemen hemen yarısı kadar bir yüz ölçümüne sahip olup insanların yaşadığı, ev kurduğu, tarım yaptığı yer toplam arazinin %26'sıdır. Geri kalan yerler dağlı, ormanlı araziler. İnsan yaşamına çok uygun değil. Yani gerçek kelimenin gerçek manasını aslında bir imparatorluk değil Japonya. Ve tarihte korkarak hiçbir zaman da olmadı. Çünkü imparatorluk olabilmesi için çok etnikli, çok dilli, çok dinli, çok büyük coğrafyaya galiba sahip olması gerekiyor. Ama baktığımız vakit Japon İmparatorluğu'nda biz bunu göremiyoruz. Japonya'nın o dönem kuzeyinden Tokyo'ya kadar olan kısmında bizim Ainu dediğimiz Japon ırkından olmayan fakat tam olarak hangi milletten ya da hangi ırktan olduğu da belli olmayan bir millet yaşıyordu. Bunu 20. yüzyılın başlarına kadar gerek silah zoruyla, gerek işte zorla evlendirmelerle bu milleti yok ettiler Ainular. Ainuların Türklüğü hususunda da bazı iddialar olsa da bizce bunun doğruluğu çok malum değil. Üzerinde Türk akademisyenlerin araştırma yapması lazım. Japonya bu 16. yüzyıl, 17. yüzyılda kapılarını dış dünyaya kapattıktan sonra, ki bu kapatma öyledir ki, mesela bir yabancının gemisi battı. Belki hani benim kuşağımdakiler hatırlayacaktır, Shogun diye bir dizi vardı televizyonda. Orada da hatırlarsın, bir İngiliz'in gemisi battı. Yok, gerçek bir olaydır. Gemi batıyor, yüze yüze karaya çıkıyorsunuz. Çıktığınız vakit hemen tutup öldürüyorlar. Neden? Çünkü ülkeye yabancının girmesi yasak. Ya da Japonsunuz, balık tutuyorsunuz, yüksek dalgalar geldi, sizi biraz dışarı götürdü. Geri döndüğünüzde hemen öldürülüyorsunuz. Niye? Çünkü siz şeylerin sınırların dışına çıktınız. Bu şekilde bir kapalılık. Bu dönem tabii gerçekten yine Sayın Hocam'ın dediği gibi Japonya'nın Japonlaştığı gerçekten, kültürün görece olarak homojenleştiği bir dönem olmakla beraber ileride göreceğimiz Japon faşizminin, Japon ırkçılığının aslında bence temellerinin atıldığı dönemlerden bir tanesidir bu. Çünkü yabancıyla birlikte yaşama kültürü yok. Hiçbir kendinden başkası var olanları da yok ettiği için başkasını bilmiyor ve kast sistemine benzer hiyerarşik bir toplum ki en altında tüccarlar, en üstünde diyelim ki silahlı grup, samuraylar ve bu şekilde Japonya 250 yıl kadar kapalı bir dönem yaşıyor. Ve 1853 yılında günümüzde de örneklerini gördüğümüz üzere Amerika Birleşik Devletleri bir donanma göndererek Commodore Matthew Perry komutasında 1853'te Japonya'yı zorla kapılarını dış dünyaya, öncelikle Amerika'ya ve daha sonra dış dünyaya açmaya zorluyor. Ve 1854 yılında daha büyük bir donanmayla geliyor ve 1858 yılında da Japonya artık Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere dönemin bütün büyük güçleriyle ticaret anlaşması imzalıyor, kapitülasyon imzalıyor. Fakat bunlar o kadar ağır şartlar içerir ki, mesela bir İngiliz gemici sarhoş olup bir eve kapısını kırıp içerideki herkesi öldürürse onu Japonlar yargılayamıyor. Onu İngiliz konsolosluğu yargılayacak ve yargılandığına dair de elimizde, ben arşivde de çalıştım, çok bir şey görmedim açıkçası. Çünkü yakaladıklarını konsolosluğa teslim ediyorlar. Konsolosluk da ilk gemiyle bunu gönderiyor. İngiliz Japonya'dan dışarı çıkartıyor, cezalandırıyor. Bu şartlar altında Japonya kapıları dışına açınca ki bizim 1839-1868'de de İmparator Meiji tahta çıktı, Musuhito. Onunla beraber ağırlıklı olarak yurt dışına çok yoğun bir öğrenci, yaklaşık 10 bin kadar öğrenci gitti. Yine 10 bin kadar çoğunluğu misyoner olmak üzere uzman geldi Japonya'ya. Yani bizim 1839'dan 1868'e yaklaşık işte üstadın da dediği gibi hemen hemen aynı dönemde bir şey. Ama arada fark vardı. Tabii Osmanlı çok büyük bir devlet ve farklı etnik unsurlardan bunun bir problemi yoktur ama Japonlardaki gibi bir Japonluk bilinci olmadığını düşünüyorum. Ya da Türklük ya da Osmanlılık bilincim olmadığını düşünüyorum bizden gidenlerden. Ama Japonya tabii ki hatta fıkra gibi anlatırlar. Eğer anlatırlarmış.
Eğer temsilcinin İngiltere'de yanında bir saat görürseniz muhakkak bir intihar etmiş Japon'un cesedini görürsünüz diye. Çünkü matematik öğrenmeye gidiyor, öğrenecek ki ülkesine dönüp öğretecek. Öğrenemiyorsa, bunu beceremiyorsa canına kıyıyor. Bu böyle bir tabii ki anlayış. Şimdi tabii Japonya bu Batılıların gelmesiyle, kapılarını açmasıyla gerçekten bizde yine bence çok doğru olmadan işte Japonya özünü korudu ama teknolojisini aldı Batı'nın. Bu çok doğru değil. Evet, bazı şeyleri saklı tuttular ama bu asla kültürleri değildi. Kültürlerini daha yumuşak şekilde değiştirdiler diyelim. Ya da değiştirmeleri gerektiği kadar, kendilerince düşündükleri kadar değiştirdiler ama yani kültürlerini saklayarak bir şey yaptıkları doğru değil. Çünkü şu anda Japonya ile ilgili bildiğimiz her şeyin samurayından sushisine, sumo güreşçisi aklınıza gelecek her şey, mimarisine, her şeyin kökeni Çin'dir. Ama her şey. Ve yine günümüzde markalaşmış Japon işte sporları diyelim, judo, tekvando, tekvando, Kore'nin, judo, karate, işte sumo güreşleri vesaire, bunların çoğu da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra işte sıralanmış, manifestosu yazılmış, kurallara bağlanmış, işte dünyaya pazarlanmış. Efendim, çok teşekkür ederim. Şimdi bu bağlamda Japonya bu kapitülasyonları kalkınmasıyla da beraber yavaş yavaş bu ekonomik kalkınmayı da getirdi. Hiç şüphesiz Japonların batılılarla olan ilişkileri. Bu kapitülasyonlardan kurtulmayı istiyor. Bu kapitülasyonlardan kurtulabilmek için de ve aynı zamanda dış dünyayı tanıyabilmek için de daha ziyade Hint Okyanusu güzergahından Avrupa'ya ve Amerika'ya heyetler gönderiyor. Malum olduğu üzere dünya yuvarlak, aslında Amerika'ya çok daha rahat arkadan gidebilir Kaliforniya'ya. Ama onlar özellikle dış dünyayı da tanısınlar diye 250'leri kapalılığın halinde Hint Okyanusu üzerinden Avrupa'ya diplomatik resmi heyetler gönderirler. İşte bu gönderdikleri resmi heyetler Süveyş Kanalı üzerinden geçtikleri için o dönem 1870'lerdeyseniz Mısır bize bağlı, doğrudan elimizden çıkmadığı için ilk defa Türklerle diyelim ya da Türk idaresiyle Mısır'da Süveyş'te karşılaşıyorlar ve daha sonra muhakkak surette Avrupa'ya gidenler ve tabii Avrupa'dan da Amerika'ya gidenler İstanbul'a uğruyor ve o dönem 2. Abdülhamit'in pek çoğu da misafiri oluyor. Japonların tabii keşfettiği Türk dünyası, düzeltiyorum, İslam dünyası çok büyük. İslam dünyası deyince de akıla gelen o dönem Osmanlı Devleti ve İstanbul payitaht. Böyle olunca da böylesine büyük bir devlet ki aynı zamanda 1856'da malumunuz olduğu üzere Paris Konferansı ile artık Avrupa'nın büyük güçlerinden biri olduğu Avrupalılar tarafından tasdiklenmiş. Yani büyük güçlerinden diyorum ama Avrupa, o dönemki Avrupa Birliği'nin bir üyesi ama etkisi ve yetkisi olmayan bir üye. Japonya da şunu düşünür. Eğer biz Batılıların bizimle imzaladığı gibi bir kapitülasyon anlaşmasını Türklerle imzalarsak biz o zaman bu hukukun içine dahil olacağız. Ve biz kendi kapitülasyonlarımızı bu şekilde pazarlığa yatırıp, yani masasına yatırıp kendi ticari bu şeylerden, baskılardan kurtuluruz. Ve çok yoğun Türkiye'de ki ilk işte Japonya'nın Türkiye ilgisi de bu şekildedir. Ama dediğim gibi bu bir akrabalık ya da sempatiden dolayı değil, Türkiye'ye, yani Abdülhamit'e bir ticaret anlaşması imzalatmak üzere. Fakat hani söyleriz, sevmeyiz bu ayrı mesele ama 32 yıl 8 ay kadar padişahlık yapmış. Ve dış dengeleri de çok iyi takip eden bir padişah olduğunu ben düşünüyorum naçizane. Abdülhamit bu anlaşmayı imzalamaz. Fakat aynı Abdülhamit, Japonların aslında Türk, Osmanlı kültüründe bu var. İkinci düzeltiyorum. Abdülmecid'den itibaren yanlış hatırlamıyorsam yabancılardan madalya ya da nişan kabulü başlamış. Toprak Müzesi'nde bunlar var. Bunu görebiliriz ama Abdülhamit gibi büyük bir hani güçlü müktedir bir sultan da bunu kabul ediyor ve Japonların krizantem nişanı dediğimiz işte büyük en büyük nişanları imparatordan ve fakat kargo ile gönderilmiş olan bir nişandır bu. Bunu kabul ediyor. Posta gemisiyle görüyor. Bunun karşılığında 2. Abdülhamit tabii Rusya var çok büyük düşman. 16. yüzyıldan düzeltiyorum, 17. yüzyılın sonundan itibaren sürekli Türkiye'ye vuran bir düşman. Türkiye'de eğer dış dünyanın da yani Batılıların da beraber paylaşmamak için, yani daha doğrusu Rusya'ya kaptırmamak için bize destek verdiğinden dolayı Rusya her defasında sükut hayale vuruyor. Fakat Türkiye buradan vuramazsa Türkiye doğuda vuruyor. Türkiye'de yani Osmanlı'ya yaptığı mücadelenin takip ettiğiniz vakit bakınız. Kaybettiğinin hemen akabinde Türkiye aslında Orta Asya dediğimiz günümüzdeki Türkistan coğrafyasına ilerlemiştir. Ki işte 1502 kazanın düşüşü aslında 16. yüzyıldan itibaren ama Türkiye'de affedersiniz her savaştan sonra Rusya'nın daha Doğu Türkistan'a kadar ilerlediğini görüyoruz tarih içerisinde.
Rusya'yı da kızdırmamakla beraber üzere Abdülhamit 12 tane harp okulu, insan okulu mezunu o dönemki sanki onlara bir şey yaparmış gibi, bir nasıl söyleyelim, tecrübe seyahati yaparmış gibi 600 yaklaşık kişiden, 600 küsur kişiden oluşan bir mürettebatta Ertuğrul Fethi'nin Japonya'ya yolluyor. Buna çok detay edilmeyeceğim. Ama şunu söylemek isterim. Batılılar ve hala bugün akademik kitaplarda panislamizmden bahsedilir. Bugün konumuzdaki de konuşacağız. Ve bu panislamizm hareketinin organizatörü, idarecisinin de ikinci Abdülhamit olduğu gibi söyleniyor. Şimdi ben her şeyden evvel panislamizm tarihine itiraz ediyorum. Neden? Çünkü bizi tarif eden bir şey değil bu. Bir kelime bütünü değil bu. Zaten oryantalistlerin, daha ziyade İngilizlerin çıkardığı bir mesele, özellikle bu kendi konumuz bağlamında. Ediyorlar ki işte 2. Abdülhamit ta Singapur'a kadar konsolosladı, Malezya'daki Müslümanlar, Pekin'de işte onun adına üniversite, kulübe vesaire vesaire. 2. Abdülhamit unutmamak lazım ki halifeydi ve halife görevini yapıyor. Halife tabii ki Malezya'dan, Çin'den, dünyanın neresinden olursa olsun bir Müslüman kendisinden bir şey talep ederse bununla ilgilenmek zor. Bu onun görevidir. Buna olsa olsa panislamizm değil, İttihat-ı İslam demek doğru olur diye düşünüyorum. Müslümanların dayanışması. Panislamizm deyince işin içine çünkü siyaset giriyor. Hayır, Abdülhamit görevini yapmıştı. Çünkü halifeydi diye düşünüyorum. Bu bağlamda yine bu seyahati Abdülhamit'in Ertuğrul Fethi'nin Japonya'ya göndermesini panislamist bir hareket olarak İngilizler o dönemin basında söylediği gibi günümüzdeki çalışmalarda da bu böyle zikredilir ama ona da şöyle itiraz ediyorum. Gemi Japonya'ya giderken tabii ki bazı limanlara uğradı ve bu limanlarda Müslümanlar var. Ve Müslümanlar çok büyük bir tezahürat gösterdiler. Hatta Darül Harp olduğu için kendileri cuma kılmıyorsa bile gemiye çıkıp orada cuma namazlarını kıldılar. Çünkü halifenin toprağı diye. Fakat büyük evet teveccüh oldu, doğrudur. Fakat yani genel olarak deniyor ki neden efendim oradan gitti? Bir kere en kısa yol İstanbul'dan oraya oydu. O rotaydı. İkincisi efendim niye o limanlara uğradı? Çünkü o limanlar 3000 yıllık deniz tarihinde derin olduğu için liman olarak insanlar tarafından oluşturulmuş yerler. Yani özel bir seçme sebebi değil. Oradan o bölgen geminin durduğu yerler 3000 yıldır liman olarak kullanılan yerlerdi. Üçüncü olarak da Osmanlı arşivine baktığınızda hiçbir şekilde işte şu limanda durun, orada bayrak sallayın, halkla şöyle şöyle bir propaganda yapın. Böyle bir şey görmüyoruz. Ama dönüş yolculuğunda görüyoruz. Neden? Çünkü gidiş yolculuğu sırasında her limanda çok büyük tezahürata uğrayınca tabii ki gemi komutanı rapor ediyor İstanbul'a. Burada şöyle bizi iyi ağırladılar, Müslümanlar şöyle iyi ağırladı, böyle iyi ağırladı. Bunun üzerine dönüş emri verildiğinde olabildiğince döndüğünüz rotalarda Müslümanların yaşadığı yerlere uğrayın ve onları hani bayrağınızı gösterin diye. Evet, merkezden emir var. Ama giderken böyle bir şey yok. İkincisi arşivde ben görmedim. Panislamizm örgütü ya da böyle bir ideoloji vardıysa tamam Cemalettin Afgani'den bir şeyler var ama yani bu bir organizasyon değil bence. Çünkü bunun ne bir maddi yapısı, şeması yok. Ama işte hemen akabinde Abdülhamit'in akabinde Enver Paşa döneminde Yumuşak galiba değil mi şeyin adı? Yani söylemeyeyim. Teşkilat-ı Mahsu'ya daha sonra evrilecek. Bunun Kafkasya masası var, Doğu Türkistan masası var, bütçesi belli, ajanları belli, her şeyi belli. Yani bir organizasyon var. Ama panislamizm Abdülhamit döneminde böyle bir şey yok. Evet, uzatmayayım. Daha sonra Ertuğrul Fethi maalesef dönüş yolunda batar ve 69 denizcimiz sadece kurtulur, gerisi şehit olur. Sağ kalanlar iki Japon gemisiyle İstanbul'a payitahta gönderilirler. Ve bu Türkler ve Japonlar arasında aslında işte gerçek manada bir sempatinin vesaire doğduğu bir dönem. Ama yine şimdi pek çok kitaplar yazılıyor işte Ertuğrul Fethi'nde Japonlar çok şey yapmış falan. Teşekkür ediyoruz, minnettarız. Fakat üçüncü günden sonra köylü artık ya biz tamam uğraşamayacağız bu cesetlerle falan diyor. Bunun üzerine imparator sake, içki ama o içmek için değil, o ticari emtiyadır aynı dönemde. Ondan gönderiyor, yani ödül koyuyor. Çalışanlara şu verecek, bu verecek. Halk öyle, yani çok sevdiği için değil. Biraz insanlık, birazcık da alacağı var. Aynı şekilde Abdülhamit'le şehitlerimize ve gazilerimize yardım eden herkese İstanbul'dan para gönderiyor. Ve Hirohito'nun hatırlayın, İkinci Dünya Savaşı'nda bildiği bir beyaz at vardır. O atın da dedesine gönderen de Abdülhamit. O at onun soyu yani. Karşılığında her şekilde maddi manevi ödedeceğini düşünüyorum ben. Fakat esas tabii
18. yüzyılda, 17. yüzyılda Japonya kapılarını kapatınca sadece Hollandalılara imtiyaz vermişti. Senede belli sürelerde bunlar gelir, ticaret malı verirlerdi. Aynı zamanda da dünyadan rapor verirlerdi. İşte o dünya raporlarının içerisinde Türkiye'den bahsedildiğini biz biliyoruz. Toluca diye. Ve Osmanlı'nın çok büyük bir devlet olduğunu oradan da Japon Sarayı biliyor. Fakat bu hatırlatmadan sonra Türk dünyasında ve Türkiye'de aslında Japonya'nın en büyük diyelim ki sempati gördüğü ve büyük bir hayretle karşılandı 1904-1905 Rus-Japon Savaşı. Çünkü Rus-Japon, Ruslar denilen arzettiğim gibi Türklüğün başına bu manada doğru tabirimi bilmiyorum, bela olmuş vaziyette. Ve ilk defa bölgede daha evvel dünyada adı duyulmamış, sanı duyulmamış, kültürüne, müziğine dünyanın hiçbir katkısı olmayan ya da bilinmeyen ve hakikaten fiziksel olarak da küçük insanlardan oluşan bir devlet, Rusya gibi bir devin mağlup ediyor. Çünkü Batı standartlarında ve Batılı eğitmenlerce yetiştirilen Rus, Japon ordusu ve daha yeni silahlarla önce Port Arthur'da Rus donanmasını, daha sonra da karada Rus ordusunun kara kuvvetlerini darmadağın ediyor, tamam parça ediyorlar. Ve bu savaşta da amiral düzeltiyorum, Albay Pertel Demirhan daha sonra general oldu. Savaşta Osmanlı'nın gözlemcisi olarak Japon tarafında bulundu. Ve benim bir çalışmam yayınlandı Japonya'da. Yanlış hatırlamıyorsam şu anda 54 tane kitap basılmış Japonya ile ilgili Osmanlı döneminde. Düzeltiyorum. Arap harfli olarak, yani Osmanlı dönemi ve Cumhuriyeti 1928'e kadar 54 kitap basılmış Japonya ile ilgili. Bunların yarısı kadar Rus-Japon Savaşı ile ilgili. Hatta en son kitaplardan bir tanesi 1928'de basılmış Harbuk'un için Rus-Japon Savaşı ile ilgili. Yani o Rus-Japon Savaşı hakikaten Türk entelektüellerinin kafasında çok ciddi bir olay. Hem kurtuluş amacıyla hem de işte hayranlık, günümüze kadar gelen bu Japon hayranlığının temellerinden bir tanesini bu oluşturuyor. Biz bunu tabii Mehmet Akif'in şiirlerinde de görüyoruz. Bunu ben zannediyorum 2 sene evvelki şeydi, sayıdaydı, Türk milliyetçilerinin Japonya algısına bir kaynak olarak Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinde Japonya ve Japonlar diye Türk yurdunda yayınlamıştım burada bunu. Mesela Akif Japonya hiç gitmedi. Bildiğimiz bir tane Japon'la tanışmış. O da daha sonra tutuklandığı yurt dışına sürgüne gönderildi. Hatano diye bir Japon istihbaratçı. Ona esas bu bilgileri veren Andreas İbrahim Efendi. Şimdi bahsedeceğiz ondan. Ama hep bakın muhayyer, hayali. Çünkü orada hatırlayın ki Süleymaniye Kürsü'nde. Bu Japonlar öyle millet ki bir tek tevhidleri eksik. Yani bir o yani. O olsa tamam. Muhteşem bir millet. Bunlar tabii hep dediğim gibi sağcısı, solcusu, entelektüel şiir okur. Şiir okursa Mehmet Akif bilir. Ve onun şeyinde günümüze kadar gelen Japonya sempatisinden bir kaynak. Ama Türk dünyası ve Japonya arasında en önemli şahsiyetlerden bir tanesi hiç şüphesiz İbrahim Maraş Bey de beni destekleyecektir zannediyorum. Bizim İdil Ural Türklüğü'nün bir lideri, önderlerinden diyelim, fikir adamı, aksiyon insanı, hareketçi, Abdülhamit İbrahim Efendi. Abdülhamit İbrahim Efendi, Japonya ile Türk dünyası ve Türkiye arasındaki gayri resmi ve en önemli temsilcilerden bir tanesi. 1912 yılında Türk vatandaşlığına geçti, Osmanlı vatandaşlığına geçti. Daha sonra belgesinde göstereceğim, 1935 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldı. Bununla ilgili farklı spekülasyonlar mı? Yeri gelince anlatırız ama ilk defa Abdülhamit İbrahim Efendi, Rusya Müslümanlarının kurtuluşunu Japonya'da gören bir lider olarak Japon derin devletiyle ve hükümetiyle ilişkiye geçen şahıs. Onun Japonya'da İntişarı İslamiye adlı kitabı, bir seyahatnamedir, 2 cilt aslında. Bu günümüz Türkçesinde defalarca çevrildi. Onun 1 cilti tamamıyla Japonya'nın anlatılır. Türk ve İslam aleminin aslında Japonya'nın propagandasını yapan bir eserdir. Ben bunu, bu seyahatin ve bu kitabın Japonya tarafından finanse edildiği ve desteklendiğini düşünüyorum. Fakat sadece düşüncede kalıyor çünkü bunu ispatlayacak bir belgem yoktur. Fakat işte Komasu'dan bahsettiniz. En son biz geçen sene işte Alper Bey, İbrahim Bey, Konya'da bir Abdülhamit İbrahim sempozyumu düzenlemiştik. Orada Abdülhamit İbrahim'in gizli kayıtları, polis kayıtları falan hepsi de çıktı. Komatsu Bey'in mesela Japonya'da bulduğu bir belge benim düşüncelerimi destekler dedi. İşte Japonlardan para almış fakat karşılığını vermemiş vesaire vesaire. Ama hala torunlarıyla da görüşüyor, irtibatımız var. Allah nasip ederse önümüzdeki sene Mayıs'ta da Haziran sonunda Japonya'da Abdülhamit İbrahim'in sempozyumunun 2.'sini inşallah düzenleyeceğiz.
O özellikle Toyama Misur gibi burada gördüğünüz sakallı Müslüman değil, Budist bir şahsiyet, Çintoist bir şahsiyet. Japon milliyetçiliğinin babası diyeceğimiz Hokuyukai Denyosha gibi aşırı milliyetçi Japon derneklerin manevi kurucusu, babası bir kişiyle kurduğu ilişki ve onun üzerinden Japon İmparatorluk Sarayı'yla kurduğu ilişki Türk dünyasının ve Türkiye'nin şüphesiz kapılarını ya da Japonya'nın kapılarını Türk dünyasına ve Türklere açmıştır diyebiliriz. Bu Abdülhamid İbrahim'in seyahatnamesi. İşte Ryohei Uchida yine aşırı milliyetçi bir Japon örgütünün lideri. Toyama Misuru, Japonya'da Abdülhamid İbrahim'i koruyan, kollayan en önemli şahsiyetler. Şimdi tabii Abdülhamid İbrahim'in açtığı kapıdan dedik, Türk dünyası işte Japonya'yla tanıştı. Sadece tanışmakla kalmadı. 1917'den Rus ihtilalinden sonra yavaş yavaş Japonya'ya ve Japon kontrolündeki Çin, Mançurya bölgesine ve Kore'ye biz İdilulal Türklerinin göç etmeye başladığını görüyoruz. Bu göç hareketi tabii ağırlıklı olarak 1917 Rus İç Savaşı'ndan sonra hem komünistler hem Çar taraftarlarının arasında Türkler var, Türk halklarına mensup insanlar var. Ama Çar taraftarları yenilince bu orduların içindeki İdilulal Türklerinin büyükçe bir kısmı Mançurya bölgesine kaçıyorlar. Genelde 1919-1920'ler, düzeltiyorum, 1920'lerden sonra olduğu söyleniyor ama bu mezar taşı ben Yokohama'da buldum. Yabancılar mezarlığında ve 1919'da tarihlenmişti. Bir başkırt yarbayın mezarıydı ve ben bundan yola çıkarak, hani bir yıl çok önemli olmayabilir ama Japonya'daki Türk göçünün en erken 1919'da olduğunu söylüyorum. Ve Japonya'ya ilk grup 1900'lerin gibi 19'da ilk geldiğini biliyoruz ama esas 20'lerden sonra bir dış kol, diaspora yerine ben dış kolu kullanmayı düşünüyorum. Bir Türk dış kolu Japonya'ya yerleşmeye başlıyor ama önce Mançurya ve tabii ki Kore'ye. Tabii Mançurya, Kore'ye, Japonya'ya geliyorlar ama geldiklerinde aslında onları karşılayanlar var. Yine Türkler var. Kim bunlar? Bunlar bizim Trans-Sibirya Demiryolu ya da daha sonra Doğu Çin Demiryolu olarak adlandırılacak demiryolu inşaatında çalışan İdilulal Türkleri. Bunlar küçük küçük gruplar halinde bu inşaatlar, demiryolu inşaatında çalışmışlar ve çalışırlarken de küçük köyler, yerleşim birimleri kurmuşlar. Ve aynı zamanda da bazı tüccarlar da bölgeye yerleşmiş Müslümanların bu Türklerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere. Ve bunlar küçük küçük cemiyetler oluşturmuşlar. İşte başta Harbin şehri olmak üzere burada matbaa kurmuşlar, cami kurmuşlar. İşte Harbin Haylar, ondan sonra Mugden ve çeşitliyle küçük yerlerde Türk-Tatar gruplarının biz var olduğunu biliyoruz. Bu Türk-Tatar grupları daha sonra bana göre işte Japonya'nın bu pan-İslamist siyaseti bağlamında ki ben Japonya'nın Orta Asya'da kurmaya çalıştığı bir Büyük Asyacılık ideolojisi var. Ben buna anlaşılsın diye Japon Turancılığı diyorum. Ama bu Japon Turancılığı bütün Asya milletlerini Hristiyanlardan, düzeltiyorum, Asya'yı Hristiyanlardan ve beyazlardan kurtararak Asya'nın renkli insanlarını Japon İmparatorluğu'nun şemsiyesi altında birleştirme projesi. Fakat Japonya bölgeye baktığında iki büyük rakip var, Çin, Rusya. Ki ikisini de yendi. 1894-95 Çin-Japon Savaşı, 1904-1905 Rus-Japon Savaşı. Ama buraları tamamen diz üstüne çökertemediği için birilerine ihtiyacı var. Kime ihtiyacı var? Yönetimleriyle problemli halklara. Kim? Müslümanlar. Bu Müslümanların da %99'u neredeyse Türk. Ve bu sebepten ilk defa Japonya'nın Türklerle olan akademi çalışmaları başlıyor. Türkleri anlayabilmek için. Ve 1920'den itibaren Japonya, ama esas olarak 1924 hilafet ve saltanatın Osmanlı Devleti'nden daha düzeltiyorum, Türkiye Cumhuriyeti'nden kaldırılmasıyla bir manada İslam alemi başsız kaldı diyebiliriz. Manevi olarak. Japonya işte bu dönemde Tokyo'yu yeni hilafet merkezi yapmaya karar vermişti. Bunu yine biraz sonra bahsedeceğim. Çünkü biliyorsunuz o dönemde Fransızların halife adayı başka, İtalyanların başka, İngilizlerin başka. Her büyük gücün bir halife adayı var. Japonya'nın da var. İşte Japonya bunu yapabilmek için öncelikle bir Müslüman nüfusa sahip olması lazım. Onun için de bu önce Mançurya, daha sonra Kore'ye gelen Müslüman Türkleri bir kısmını Japonya davet eder. O dönem Rusya'dan kaçan Ruslar da var. Bunların ülke girişi yasak. Şöyle bir yasak var. Çok ciddi, yani günümüzde diyebilirim ki size işte 500 bin liralık ya da 150 bin liralık bir çek elinizde olması lazım.
Ben ülkeye geliyorum, param var mı? Var. Bakayım, işte çek. 150 bin liralık bir çek. O varsa içeri bırakıyorlar. Tabi savaştan kaçan insanların pek çoğunluğu yok. Ama bizim Türkler şöyle geliyor ülkeye. Zenginler geliyor. Daha sonra hamiline senet yazıyorlar. Ve bu seneti Kore'ye yolluyorlar. Kore'deki bir Türk bu senedi alıyor. Japonya geliyor, bir işte gösteriyor. Sonra mektupla geri gönderiyor. Onun yerine biri geliyor, biri geliyor. Ve Japon'un adına gözlüyor. Burada da yine Çar döneminin, aslında ben bunu Japonya'da buldum bu belgeyi, pilotluğunu yapmış bir İdural Türk'ü Çin makamlarından aldı ki Japon işgal bölgesi aslında Mançurya'da ve Çin pasaportuyla Japonya'ya giriş yapmış bunun belgesi. Ve biz bu sefer Tokyo, Kumamoto, Yokohama, Osaka, Nagoya, Kobe gibi yerlerde irili ufaklı Türk dış kollarının diasporaların oluşmaya başladığını görüyoruz. Ve bunlar tabii ki mahalle-i İslamiye çatıları altında birleşiyorlar. Fakat buradaki ve Asya'daki diğer Türk, İdural Türklerinin aslında için tarihi için dönüm noktalarından bir tanesi başka Türklerinden Molla Muhammed Abdullah Kurban Galiyev, Kurban Ali'nin Japon istihbarat tarafından Japonya davet edilmesi. 1924'te Kurban Ali kendi ekibiyle beraber Japonya'ya gidiyor. Burada amaç ne? Demin arz ettiğim gibi Japonya ilafet merkezi yapabilmeniz için burada bir Müslüman bir soruşturmamız lazım. Kendi müdürümüzde olması lazım. Kurban Ali ve ekibi bu görevle Japonya'ya yerleşiyorlar. Ve yavaş yavaş gördüğünüz üzere Japonya'daki cemaatin de biz artmaya başladığını görüyoruz. Bunlar işte Tokyo'daki Tokyo şehrindeki Tokyo Oteli'nde odalar kiralıyorlar ve hem ticaretle uğraşıyorlar hem de milli ve dini günlerde toplantılar düzenliyorlar. Ağırlıklı olarak buradaki İdural Türklerinin uğraşı tekstil işidir. İşte burada böyle gördüğünüz gibi omuzlarına kumaş ya da İngiltere'den işte ithal edilmiş elbiseleri Japonya'nın en ücra köşelerine kadar götürmek suretiyle ki ben bu sebepten dolayı Japon modernleşmesi diyoruz ama Türk kıyafet konusunda bizim oradaki bu İdural Türklerinin çok büyük katkısı var. Çünkü her yere gidiyorlar. Paraya ihtiyaçları var ve ticarette iyiler. Ki bu gördüğünüz Ahmet Ahmetov diye bir beyefendi. Tabii yavaş yavaş zenginleşmeye başladıkça aileler kuruluyor. Ya Rusya'dan anlamlarını getirtiyorlar, getirebiliyorlarsa rüşvetle değilse diğer Türk ailelerinden bölgedeki Mançurya ve Çin'deki hanımlarla evlenip aileleri büyütmeye başlıyorlar. Dikkatinizi çekiyorum. 1933'te Japonya'da bir Türk'ün arabası var. Çünkü artık ticarette Japonların da desteğiyle zenginleşmeye başlıyorlar. Ve bu şekilde Japonları çalıştırarak tekstil fabrikaları, atölyeler kuruyorlar. Ve tabii zenginlik, hanımların gelmesi, çocukların getirilmesi vesaire artık ciddi bir aile hayatı. Ve gördüğünüz üzere bunlar bizim Türk çocukları idi. Fakat bunlara dinlerini ve kültürlerini öğretecek yerler lazım. Ne yani? Mektep ve mescitler lazım. Bu sebepten dolayı cemiyet, para, cemaat, para topluyor ve Tokyo'da bir kendilerine üst katı okul, alt tarafı mescit olan bir yer efendim alıyorlar. Burası, orası. Ve daha sonra yine Tokyo'da bulunan bizim Müslüman Türk mezarlığı var şu anda. Abdülhamid İbrahim Efendi de orada defnedilmiş özellikle. 1927'de orası satın alınıyor. Ve Tokyo Mektebi'nin artık temelleri atıldı. Tokyo'daki Türk Mektebi'nde Türk çocukları eğitimlerini yapıyorlar. Daha sonra artık 1923-24 oldu, hilafet kalktı, saltanat kalktı. Dediğim gibi Japonya artık doğrudan bölgede Pan-İslamizm, işte o Pan-İslamizm ideolojisi olarak Batı'nın lanse ettiği ama tanımladığı ve bölgede de aslında evet Müslümanların birliği ve bu Batılı emperyalistlerden kurtulmak için bir çare olarak gördüğü Müslüman dayanışması birliği ve öteki taraftan yine başta Enver Paşa olmak üzere Türkçülüğe dayalı Turan ya da Türk dünyasının bağımsızlığı bu ideoloji ki bunun da temelleri bir altyapısı var. Japonya bu kendi Pan-Asyacı ideolojisini, Büyük Asyacı ideolojisini, Pan-İslamizmin ve Pan-Türkizmin üzerine inşa ediyor. Bunu inşa ediyor ve bundan dolayı da birazcık daha olayı büyüterek öncelikle Tokyo'da bir cami açılmasına, böyle mescit şeklinde değil ama bayağı minare falan bir cami ve tüm İslam alemine ve Türk dünyasına propaganda yapacak bir matbaaya, matbaa-i İslami. Ve o dönem Japon Deniz Devleti diyebileceğimiz Deniz Devleti teşvikleriyle 11 tane Japon Holding'i 10'ar bin yen verirler ve 110 bin yene hadi diyelim günümüzün işte eskinin parasıyla 1 trilyon 100 milyar lirasına bu para Tokyo'da bir cami, mektep ve yeni bir matbaa kurulması için bağışlanır. Şimdi son günlerde sağda solda işte yok Tokyo Camii'ne Atatürk kurdu vesaire bunların hepsi maalesef yanlış bilgiler.
Yani zaten Atatürk'ü Müslüman yapmaya çalışmanın da bir alemi yok. Türk ve Müslüman bir ailenin çocuğudur. Ama yanlış bilgiler üzerine işte inşa ettiğiniz vakit her şey daha sonra yıkılıyor. İşte Atatürk'ün Japonca öğrendiği falan söyleniyor biliyorsunuz. Türkiye'de Osmanlı'da Japonca eğitimi Abdülhamit döneminde 1892-1893 arasında bir yıl yapıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk o dönem maalesef 11 yaşındaydı. Harp Akademisi'nde olmasına ihtimal yoktur. Yani tarih bilmedikleri gibi matematik de bilmezler. Ve işte edebiyatçılar ya da herkes işini yapsa aslında iyi olacak. Yani bir şairin, işte Sunay Akın Beyefendi mesela bunları söylüyor ama işini yapsın, o şiir yazsın. Tarihçiler de bunlara başlasın. Ve bu defa ortada yanlış bilgiler. Atatürk cami kurdu, Atatürk Japonca konuşurdu. Bunlar doğru değil, bunlar hepsi yanlış. 1928'de harf devrimi olunca bu matbaada kullanılacak işte bu parayla bu 11 firmanın verdiği, holdingin verdiği firmayla bir matbaa okul vesaire kuruluyor. Akşam gazetesi Arap harflerini bırakmış. Ne yapmış? Latin harflerine geçmiş. Bu kalıplar satın alınıyor ve Japonya'ya gönderiliyor. Bunlar benim çektiğim Japonya'daki kalıplar ve matbaa makinesi. Burada bunların çoğu rahmetli oldu. Şimdi bir kısmı Ankara'da yaşıyor. Tatar çocukları bu matbaada çalıştırıyorlardı. Ondan sonra burada 40 küsur kitap basılmış. Bunların bir kısmı edebiyat kitapları olmakla beraber, bir kısmı mektep kitapları çocukların eğitimi için. Bir kısmı da burada da Abdullah Tugay'ın şiirlerini görüyoruz. Bir kısmı da burada basılan malzemenin dergi ve gazetedir. Özellikle önce Japon muhbiri, Japonya habercisi, daha sonra yeni Japon muhbiri diye yaklaşık 60 sayı çıkan bir dergi var. Bu dergi 33 ülkeye gönderilmiş ve Japonya'nın propagandası yapılmış. Yine 1931 yılında Kur'an-ı Kerim ilk defa Japonya'da Türk matbaasında basılır. Ve bütün dünyaya bu haber verilir ve haber yapılır. İşte Japonya'nın bütün çabası camisinden efendim Kur'an-ı Kerim basımına kadar Tokyo'yu İslam'ın yeni merkezi yapmak. Şimdi tabii bu altyapı işte cami, mektep, matbaa vesaire vesaire. Ama buna bir de bir halife lazım. Son İmparator filmini hatırlarsınız zannediyorum. Son Manchu İmparatorluğu'nun işte Manchukuo Devleti 1932'de kuruldu. Bu Manchukuo Devleti aslında Japonya için bir tampon devletti düşmanlarla arasına. Bu operasyonun aynısını Japonlar 1933 yılında Doğu Türkistan'da yapmaya çalışırlar. Doğu Türkistan'da Şehzade Abdülkerim Efendi ki 2. Abdülhamit'in torunudur. Onun başında olduğu yeni bir İslam devleti. Daha doğrusu hilafet ve saltanatın, Osmanlı saltanatının Doğu Türkistan'da Japonlar tarafından inşası. Şehzade Abdülkerim Efendi ile irtibatı çok kesin olarak bilmemekle beraber, bunun belgesini bulamadım henüz. Fakat ya Afganistan'da ya Paris'te, bizde bir laf var, hani affınıza sığınarak çok kurcalama Çapanoğlu çıkardı ya. Çapanoğlu, ben kurcaladım Çapanoğlu çıktı. Muhsin Çapanoğlu adlı bir Yozgatlı beyefendi. Ki Yozgat'ta bu bizim Çapanoğlu isyan çıktıktan sonra malumunuz olduğu üzere Yozgat'taki ailenin mallarına el konuldu. Ama İstanbul'dakine bildiğim kadarıyla konmadı. İstanbul konuma mensup, sarayda büyümüş. Şehzade Abdülkerim Efendi ile beraber sünnet olmuş sarayda. Çünkü babası şehitmiş, sarayda büyümüş onun için. Ve gazetecilik yapan Muhsin Çapanoğlu ya Afganistan'da dediğim gibi ya Paris'te tam bilemiyorum, bunu tam anlayamadım. Şehzade ile irtibata geçer Abdülkerim Efendi ile. Ve Abdülkerim Efendi Japonya'nın yeni halife adayı ve Osmanlı Sultanı olarak Japonya'ya gider. Fakat tabii Sovyetler Birliği durumdan çok rahatsız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok rahatsız. Çünkü buradaki hareketin Müslümanlıkla, İslamiyetle, Türk dünyasının bağımsızlığıyla falan hiçbir alakası yok. Bunu dönemin idarecileri gayet iyi görüyorlar. Bu tamamen Japon güdümünde Müslümanların efendim, harcanmasından başka bir şey değil. Ki bunun sonuçları 1933 Doğu Türkistan ayaklanmasında biz çok güzel gördük. Japonlar silah her türlü desteği verdikten sonra ayaklanma bastırıldı. Ve Doğu Türkistan'daki milliyetçi, vatansever aydınların neredeyse tamamına yakını ya öldürüldü ya yurt dışına kaçmak zorunda kaldı. Burada Şehzade Abdülkerim Efendi'yi görüyoruz. Japonya'daki Türk mekteplerinin bahçesinde ileri gelen Japon büyükleri ve Türk Tatar halkıyla beraber. Bu da Muhsin Çapanoğlu. Muhsin Bey'in oğlu. Şu anda Cüneyt Çapanoğlu Bey, Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya'da hatta diye bizim Amerika Türk Tatar Derneği'nin başkanı. Burada da Abdülkerim Efendi'yi görüyoruz. Mançurya askerleri güya arkasındakiler, korumaları. Fakat bunlar aslında Mançuko kıyafeti giymiş Japon askerleri olduğunu biliyoruz.
Burada da dediğim gibi aslında temel unsurlar işte Muhsin Çapanoğlu Bey ve Molla Muhammed Abdullah Kurban Ali. Kurban Ali, Zeki Bey Tolan'ın kitaplarına baktığınızda bahsi geçer ve ne kadar Türklüğe ne kadar zarar verdiği en azından onun gözünde biliniyor. Japonlar daha sonra Şehzade Abdülkerim Efendi'nin ile kurdukları ilişki yürümedi. Şehzade 1935 yılında Amerika'ya gitti ve burada maalesef intihar etti. Ve yine maalesef diyorum şu anda bir kimsesizler mezarlığında 3 tane kimsesiz de aynı mezarda yatıyor. Bununla ilgili ben naçizane bir şey başlatmaya çalışıyorum. Şimdi birkaç yerde görüştüm ama bir miktar devletten para alınarak analiz yapalım. Çünkü torunları hala Türkiye'de yaşıyorlar malum. Bu iskelet tam olarak anlaşılır ve Türkiye'de isterim ki ben dedesinin dibine, ayağının dibine, Abdülhamit'in mezarına oraya gömülsün. Ama Şehzade Abdülkerim'in efendi bir şey olmayınca Abil Efendi'yle itibarına geçerler. Fakat Abil Efendi de reddeder. Ve 1935 yılında işte Doğu Türkistan'da ayaklanma çıkıyor 1933'te. Onun başına geçecekti Abdülkerim Efendi. Olmadı o iş. Ve o iş olmayınca da demin bahsettiğim Doğu Türkistan'daki el silahlı aklı başındaki aydınlar, milliyetçiler ya katledilir ya kaçmak zorunda kalır. Bunlardan bir tanesi de Tohtabay Turdizade. O dönemdeki Doğu Türkistan ayaklanmasının genellerinden. Muhiti kardeşler. Onlar da kah Pekin'e, kah Tokyo'ya gelirler. Pekin o zaman Japon işgal bölgesi 1935'te. Ama ilginçtir, 1933 yılında işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti burada müdahil olur olaya. Ve yine Türk dünyasının meşhur Türkçülerinden diyelim, milliyetçilerinden Ayaz İshaki İdilli Japonya'ya gönderilir. Bununla ilgili arşivde belge yok Japonya gönderildiğine dair ama kişisel olarak benim tahminim cesaretlendirildiği ve yönlendirildiği şekilde. Bununla ilgili çok belge var ama aklınızı karıştırmak istemem, aklınızı almak istemem. Ve aynı şekilde Abdülreşit İbrahim Efendi yıllar sonra tekrar 1935 yılında, düzeltiyorum 33 yılında hayatının sonuna kadar yaşamak üzere Japonya'ya gider. Benim buradan çıkardığım sonuç, burada Japon idaresindeki ve Japon idaresindeki ve Japonya güdümündeki bu İslami hareketi diyelim ya da gayrimilli hareketi diyelim, Abdülreşit İbrahim Efendi ve Ayaz İshaki ile Japon Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi tarafına devşirmeye çalışır. Ve bunda başarılı olur aslında. İdil Ural Türklerinin Japonya'da Japon nasıl söyleyeyim derin devletiyle işbirliği yapan unsurlarının tamamına yakını daha milliyetçi bir çizgideki, Türkçü çizgideki İdil Ural Türk Tatar Medeniyet Cemiyeti'nin çatısı altında örgütlenirler. Burada yine Ayaz İshaki görüyorsunuz bu işleri yaptı. Efendim, Kadı Abdülşim İbrahim Efendi hayatının sonuna kadar burada yaşamını sürdürdü. Biz genel olarak, işte biz hep şey anlatıyorduk, belgesini bulamadığımız için, işte devlet ona zulmetti, mecbur iskana tuttu vesaire. Fakat bunu böyle olmadığını anlıyoruz aslında biz. Özellikle işte bizim en son yaptığımız sempozyumda bu ortaya çıktı. Ve bu belgelere göre de galiba Mustafa Kemal Atatürk göndermiş Abdülreşit İbrahim Efendi Japonya'ya. Gidip oradaki İslamların, Türklerin ve diğer Müslümanların başına geçsin ve olabildiğince Japonya'nın siyasetinden koparsın diye. Kısmet olursa önümüzdeki ay torunları gelecek. Abdülreşit İbrahim'in o benim seyahatnamesini göstermiştim. O seyahatnameyi yazarken gezdiği topraklarda yanında dolaştığı Kur'an-ı Kerim'de Atatürk'ün verdiği iddia edilen Yalova'da Japonya'ya gitmeden bir gece evvel verdiği olma kadar gelecek. İnşallah göreceğiz. 1935 yılında ilk cami Kobe'de açılır. Tatarlar ve ilk Müslümanları beraber açarlar. Bu açılış töreni Kobe'deki ve Tokyo'daki yine Türk cemaatinin farklı fotoğraflarını göstereyim. Yavaş yavaş toparlayacağım çünkü. Bu Tokyo'da doğmuş bir Türk çocuğunun doğum belgesi. Ve 1953 yılında ki ilk defa 1939 yılında aslında Türk Büyükelçiliğine giderek Türk vatandaşı olmak istediklerini söylerler Türkler. Fakat oradaki askeri ateşe der ki bakın pasaportlarınız burada. Fakat İkinci Dünya Savaşı çıkıyor. Sizi hangi tarafta savaşa gireceğimiz konusunda hani bilemiyorum. Onun için uyarıyorum. Eğer İngilizlerin tarafında girersek sizi öldürürler. Ama Japonya tarafında girersek problem yok.
Ve gerçekten de 39'da savaş çıkınca Türkiye aslında öncelikle girmedi ama daha sonra malum olduğu üzere savaşın bitmesine 2-3 ay kala hem Japonya'ya hem Almanya'ya savaş ilan etti Türkiye. Bu dönemde Türkler, oradaki Türkler vatansız olarak maalesef yaşadılar. Fakat 1953 yılında savaş bittikten sonra hepsi Türk vatandaşlığına geçti ve büyük çoğunluğu Türkiye'ye ve daha sonra Türkiye'den de üzerinden yurt dışına gittiler. Ama bundan evvel, işte bu 1938 yılında da Tokyo Camii açıldı. Bu 1937 temel atma töreni. Kurban Ali var, işte çok uğraştılar inşaatında vesaire de. Fakat Kurban Ali 1938'deki açılışı göremedi. Neden? Çünkü artık Japonya'nın hesabı değişmişti. Artık Rusya Türkleri ya da Müslümanları, Çin Türkleri ya da diğer Müslümanlar, bizim Dunlan ya da Döngen dediğimiz Çinli Müslümanlar, Japonya'nın artık müttefik hedefi olmaktan çıkmıştı. Neden? Çünkü artık İngiltere ile rakip olmayı göze aldı Japonya ve Hint Müslümanlarına gözün dikti. Yani günümüzde Hindistan'da nüfusun %10 Müslüman olacağını düşünürsek, hani 110 milyon kişi yapıyor. Pakistan, Endonezya vesaire çok ciddi büyük bir nüfus var. Ve bu sebepten dolayı da Kurban Ali'yi bir gecede tutuklayarak sınır dışı ettiler Japonlar. Ve Japonya'ya bütün ömrünü vermiş olan diyelim Kurban Ali, kendi kurduğu organizasyonun efendim camiyi de göremeden ülkeden atıldı. Ve daha sonra 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da esir kampında 10 yıl kaldı. Sonra da Çeldemiz'de vefat etti. Şimdi tabii bu Tatarlar bizim Japonya'da birazcık hani konuyu dağıtmak için şey yaptım. Sadece böyle siyasetle ticaretle uğraşmadılar. İşte spor grupları var. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bizim Tatarlar sarışın ve mavi göz olduğu için çoğunluğu, para kazanmak için iş yok, güç yok. Amerikan askeri kılığına giriyorlar. Japon mafyasıyla anlaşıyorlar. Japon mafyası karateci oluyor. Bizim Türkler Amerikan boksör oluyor. Köyleri böyle kumpanyalar yaparak geziyorlar ve müsabaka yapıyorlar. Sözde müsabaka. Tabii her defasında en sonunda Japonlar karateciler dövüyor. Ve büyük paralar. İşte bunlar yine mektebin içinde aynı zamanda işte mescid olarak kullandıkları yerde oynadıkları tiyatro. Daha ziyade Ayeti Sakin'in eserlerini canlandırıyorlar, oynuyorlar. Yine bir Japon idaresindeki Türk atletizm takımı. Bu bey daha sonra Türkiye'de Ankara'da hala burada. Rabbi Agiş Bey yaşıyor. Bunların bir kısmını ondan aldığım fotoğrafları. Bu beyefendi de Harun Efendi. Şehzade Abdülkerim Efendi'nin oğlu Harun Efendi. İstanbul'da yaşıyorlar. 2006 yılında bir kendileriyle görüşmüştüm. Yine Abdülhamit'in torunu, işte Şehzade Abdülkerim Efendi'nin de torunu Orhan Osman Efendi. Tabii onlar olayı çok iyi bilmiyorlar. Mesela bana şey aktarmıştı. Dedem gitmiş, Japon İmparatorluğu'nu yarım saat kapıda bekletmiş, kapıya tekme vurmuş demiş, sen benim kim olduğunu biliyor musun, ben Abdülhamit'in torunuyum, sen beni bekletemezsin diye. Yani ailede maalesef bu konuyla ilgili bilgi yok. Daha ziyade böyle işte, efendim, nasıl söyleyeyim, hayali şeyler var. Bu da 1935 yılında Abdülhamit Bey Efendi'nin Türk vatandaşlığından çıkarılmasının belgesi. Ben bunu 2006'da yayınlamıştım. Tabii işte dediğim gibi, burada galiba temel sebep, Abdülhamit İbrahim Efendi'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle bir şekilde bağını koparıp diğer rakip devletleri korkutmadan onun Japonya'ya yerleşerek orada Türk dünyasına efendim Japon nüfuzunu engellemesi olduğunu düşünüyorum. Bu da ilk Cumhuriyet Bayramı'dır. 1953'te Türk vatandaşı olduktan sonra Kobe'deki Türk konsolosu Türk bayrağını, tabii Türk bayrağını göndere gidiyor. Tabii Japonya'nın bu İslam, Hanistanizm siyasetini kullanarak kendi büyük Asyacılık ideolojisini yerleştirmesi günümüzde de aslında devam ediyor. Savaştan sonra özellikle Okuboku Hoca 1931'de en son Türkiye'ye geldi. Onun özellikle dil konusunda, akademik konusunda çok büyük çalışmaları var. Ve günümüzdeki tarihçilerin, Türkologların pek çoğu da işte onların efendim yetiştirdiği insanlar. Ve Japonya bunu hakikaten sadece ilim için yapmıyor. Türk dünyasını anlayabilmek için yapıyor. Bakın, Türk dünyasının en önemli tarihinin malzemelerinin bir kısmı işte Soğurçadır. Efendim, Sanskrit dilinde hazırlanmıştır. Bizim maalesef bunları okuyacak, anlayacak, çözecek Türkologumuz yok. Ama bunları yapan bir elin parmağından, yani daha fazla Japon akademisyen var. Türkçenin yanı sıra Türk tarihinin kaynaklı, bak klasik Çince bilen, Çince kaynakları okuyacak dilcimiz yok. İşte Toharca bilen dilcimiz yok. Ama Japonya biliyor. Niye biliyor? Çünkü demin de arz ettiğim gibi medeniyetin doğduğu topraklar belli ve medeniyetin doğduğu toprakları şu ya da bu şekilde bir şekilde etkilemiş, idare etmiş millette
Türk milleti. Umut ediyoruz. İnşallah gençler, yeni arkadaşlarımız bu konularda daha detaylı çalışmalar yaparlar. Ve biz de böyle muhayyer tarihlerden, işte pilotajın aşklarından kurtularak kendi ayakları üzerinde basan bir tarih anlayışı, bir dış siyaset ile memleketimizi daha da zenginleştirir ve güçlendiririz. Sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.